İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem programı değerli ve önemli bir konuğu var. Ankara Elazığ Kültür Derneği Genel Başkanı Mehmet Ergün Bey. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeki Bey. Teşekkür ederim. Tabii başkanım Elazığ'da Ankara Elazığ Kültür Derneği Genel Başkanlığı yapıyorsunuz. Evet. Zaman zaman da Elazığ'a geliyorsunuz. Elazığ'da silahirem yapıyorsunuz. Hasret gideriyorsunuz. Kamuoyu sizi tanıyor ama sizin ağzınızdan Mehmet Ergün kim desek sizden başlayalım öyle başkanım. Evet. Ben 1958 yılında Elazığ'da doğdum. Köyüm Nekerek Bağlarca. 1900 ilkokul, ortaokul, liseyi Elazığ'da bitirdim. Üniversiteye Ankara'ya gittim. 76-77 yılında. 81 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği mezun oldum. Ve o zaman meteoroloji genel müdürlüğünde işe başladım. 40 yıl meteorolojide çalıştım. Son Rahmetli 5 yıldır. Septoğlu zamanında evet, başladınız. Evet, evet. Yani Septoğlu o zaman devlet bakanıydı. Evet. Kendisi de oğlu Selahattin Septoğlu bizim arkadaşımızdı. Bizim zaman zaman böyle Elazığ'ın bir araya gelip buluştuğumuz yerler vardı. Evet. O zaman dedi ki ya çalışmak ister misin? Çalışırım dedim. Okulum zaten gece nöbetçi memurluğu türü şeye. Okudum, hem okudum hem çalıştım. 81 yılında fakülteyi bitirdim. Evet. Ve meteoroloji zaten devam ediyordum. 84 yılında meteoroloji genel müdürlüğünde idarecilik yine başladım. 25-30 yıl meteoroloji idarecilik yaptım. 84 yılında da evlendim aynı kurumdan. Evet. Eşim Elazığlı değil. O zaman aynı kurumda beraber çalıştık. İki evet. Çocuğum var. Onlar evlendiler. İki torunum var. Oh, maşallah. Evet. Ondan sonra son 5 yıldır da Tarım Orman Bakanlığı'nda evet. idareci olarak devam ediyorum. Daha yeni emekli oldum. Emekli oldum. Evet, emekli oldum. Allah eylesin. Allah razı olsun. Başkanım çocukluğunuz nasıl geçti Elazığ'da? Şimdi o ben o zamanlar nasıl? Evet. Mesela şimdi Naci Görür hocamın da kitabı var. Onu okuyorum ondan sonra. Bugün evet. yine başladım okumaya. O da mesela işte 1947 doğumlu tabi o. O mesela çocukluğunda çok zorluk çekmişti. Babası vefat etmiş 4 yaşındayken. Evet. İşte annesi falan ne okutmuş. Böyle güzel bir hayat hikayesi var. Özellikle Elazığlı hemşehrimizin de kitabını alıp okumasını tavsiye ederim. Yani orada da çok tabii güzel ki, şeyler tabii söylüyor. Ki. Sizin nasıl geçti başkanım? Şimdi tabii ben köyde doğdum ama 6-7 yaşlarında babam Elazığ'a geldi. O zaman Karayolları, Bölge Mahallesi dediğimiz yerde, Bölge Mahallesi'nde orada gençliğim geçti. İlkokul işte Namık Kemal İlkokulu'nda, işte Elazığ Ortaokulu, Atatürk Lisesi. Şimdi bizim Bölge Mahallesi, tabii bölge, ben dün DSİ Bölge Müdürümüzü ziyaret ettim. Biz aynı bakanlıkta beraber çalışıyoruz. Ya dedi ki niye buraya Bölge Mahallesi? Dedim ki o zaman Karayolları Bölge Müdürlüğü buradaydı. DSİ Bölge Müdürlüğü buradaydı. Daha çok bu mahalleye Bölge Mahallesi dedi. İlerisinde köy hizmetleri var. Tabii, tabii. Evet. Şimdi bizim mahallemiz, babam devlet su işlerinde işçiydi. Biz evet. 7 kardeşiz. Yani hepsi de okumuş, devlette güzel hizmetlerde bulunuyorlar. Yani biz o zamanla kapalı spor salonu ve spor stadyum bizim hemen evimizin karşısındaydı. Evet. O zamanlar tabii orada top oynuyoruz, futbol oynuyoruz, onu yapıyor. Zaman zaman işte orada bir şeyler satalım, edelim maç zamanı. Şeydeydi değil mi o zaman sizin çocukluğunuzda? Evet. Eski hükümet konağının karşısı. Eski hükümet konağının karşısı, evet. İşte o hemen orada stada apartmanı falan vardı, onlar yıkıldı. Yani o mahallede geçti. Bizim yani o zaman böyle gençliğimizde hakikaten büyük küçük vardı. Tabii saygı vardı. Abilik vardı. Biz öyle büyüklerimizin yanında, yani orada onların yanında sesli konuşan ve spor yaptığımız zaman ben amatör futbol da oynadım. Voleybol da oynadım. Burada yani büyüklerimiz gir demese girmezdik. Stadyuma gelirdi birisi geçerdik işte stada gireceğiz. Bir Allah rahmet eylesin işte Alaaddin abimizden Hüseyin abimiz vardı. Birinin yanına girer ki bizi stada alsın. Elazığspor maçlarını izleyelim. Yani güzel bir arkadaşlık ortamımız vardı. Mesela bizim o dönemde Elazığspor'da Hamitler falan, Dilaverler, Günaylar, Selçuklar, yani bunlar Alaaddin abiler. Çok değerli bu Yusuf Eroğlu'la, Bünyamin Eroğlu'la bizim Bölge Mahallesi biraz hem sosyal, futbolda ve folklorda biz o zamanlar büyüklerimizle beraber kapalı spor salonunda tiyatrolar yapılırdı. Biz de o tiyatronun içinde bulunurduk, gençiz tabii. Güzel bir
gençliğimiz geçti. O günleri anıyoruz tabii ki. Tabii. Çok farklı bir dönemdi. Evet, evet. Şimdi, tabii. Evet. Yani hani şu anda bakıyoruz mesela çocuklarımıza, yani şu anda sokakta oyunlar yok yani. Yok tabii ki. Yani, yani ceviz oynardık, aşık ceviz oynardık. Vardı, aşık vardı. Yani tabii. Beşik vardı. Evet, beş, ondan sonra beş taş vardı. Beş taş vardı. Çizgi, böyle çizgiler çizerdi. Kuyulara evet. Bilmem, yani o tür ve misket, şimdiki evet, misket tabii. O zaman bilye derdik. Evet. Bizim o zamanlar nerede böyle telefon yoktu. Ben Ankara'ya gittim. Komşumuzda telefon var. Gidiyorduk Ankara'da. O zaman Ulus'ta büyük PTT vardı. 3 saat, 4 saat bekliyoruz ki Elazığ'a bağlanacak. Oradan Mehmet Ergünç de telefonunuzu bağladık. Gelin görüşün. Şimdi çocuklar rahatlar. Ceplerinde cep telefonları, laptopundan tutur, yani televizyon, sosyal medyayı her halükarda kullanıyorlar. Tabii o dönemler farklı bir Elazığ var. Biraz sonra da konuşacağız ama başkanım tabii Ankara Elazığ Kültür Derneği olarak da güzel çalışmalarınız var, faaliyetleriniz var. Dernek de oldukça eski. Biraz dernek olarak neler yapıyorsunuz? Ne gibi faaliyetleriniz var? Ne gibi çalışmalarınız var? Evet. Onlardan biraz bahseder misiniz? Şimdi 1948 yılında 21 Elazığlı 48 yılında. 1948 yılında çoğu kamu kurumlarının bir kısmı kurulmamış. Evet. Bu büyük sivil toplum örgütlerinin çoğu kurulmamış 1948 yılında. Yani 76 yıl önce. Tabii. O zaman Elazığlı gönül dostları, Elazığ'a şey yapanlar, o zaman böyle milletvekilleri, işte müsteşarlar, genel müdürler, hatta ben şeyde de isimleri de var. Bizim derneğimize siz geldiğiniz zaman şey yapmıştık. Evet. 21 kişi. Kimler o zaman başkanım? Vallahi ben Abdurrahman Şeref Hocaoğlu. Evet. Adil Cömert, Ali Rıza Toksöz, Cevat Onay, Ekrem Güner, Fahri Karakaya, Feridun Fikri Düşünsel, Hayrettin Ünalan, Zeki Genç Osman, Kevni Sızan, Lütfü İlban, Mahmut Tan, Muhittin Köksal, Mustafa Arpacı, Nuri Genç Osman, Seyfettin Yılmaz, Şükrü Büyükoğlu, Turgut Turhan, Vasfi Akyol, Yusuf Ziya Arslan, Zeki Çelikten. Evet. Bu büyüklerimiz, bu insanlar o zaman Elazığ kültürünü, Ankara'da Elazığ folklorunu, Elazığ müziğini, yani Elazığ insanları tanıtmak için böyle bir dernek kuruluyor. Bu dernek de ilk olarak Meşrutiyet'te, o zaman kısa böyle bir yurt, barınma yurdu da kuruyorlar. Ve oradaki Ankara'daki Elazığlarla bir arada olmak, o gençlere destek olmak, burs vermek, işte onların yurt barınmalarını temin etmek için böyle bir dernek kuruluyor. Allah onlardan razı olsun. Hayatta kalanlara sağlık, sıhhat diliyoruz. Vefat edenlere rahmetler olsun. Yani biz o 75-76 yıl önceki derneğimizin hiç kesintiye uğramadık. Kısa bir dönem uğramış ama evet. Yani bizim dernek o zaman çok böyle bir problemli bir şekilde sıkıntıya düşmeden ve görevlerine devam ediyor. O zamanları tabii biz çok eskisini bilmiyoruz. Benden önce bu dernekte Haşim Çakırbay vardı, Profesör Doktor. Evet, şimdi federasyon başkanımız. Ondan önce Ahmet Ayaz Bey vardı. Ondan evet. Önce Kenan Tekdemir vardı. Evet. Daha öncesi Mustafa Gül. Daha önceleri Nezih Sabri Başsan, ama biz onları çok şey yapmadık. Evet. Ama burada biz bu derneğin alınışında Ahmet Ayaz Bey genel başkandı. Evet. Bizler başkan yardımcısıydık. Sağ olsun kime gittiksek Ahmet Bey'le hepimiz böyle. Sağ olsun derneğin yerini almasında Ahmet Ayaz Bey'in çok desteği vardır. Ve derneğin de popüler olmasında, böyle biraz daha insanlara şey yapmasında Mustafa Gül ve Kenan Tekdemir'in çoğu emeği vardır. Emeği var. Haşim Hoca tabii ki bir akademisyendir. Evet. Tıp doktorudur. O da bize çok güzel katkılar sundu. Dernekçilik gönül işi. Herkes dernekçiliği zor yapamaz. Yani, evet, zor tabii. İş yani. Benim telefonlarımı zaman zaman televizyonda konuştuğumda diyorum. Yani 3-5 bine yakın benim cep telefonumda numara var. Ama birisi aradığı zaman numara çıkıyor. Eğer kayıttaysa bile ona gece de olsa mecbur dönüyorum. Çünkü niye? Sen dernek başkanısın. Tabii. Dernek başkanları eğer sen o telefona çıkmayıp ona cevap verme, onun derdiyle uğraşmıyorsan, dertlenmezsen o zaman ne işin var? Başkan. Biz öyle başkanlık değiliz. Doğru. Başkanım, dernek olarak ne gibi çalışmalar yaptınız? Ne gibi faaliyetlerde bulundunuz?
Şimdi derneğimiz dedim gibi bir şey. 1948'de kuruluyor. Bizim şu anda derneğimizin yönetimi 15 kişi. Evet. Şimdi dernek fahri başkanlarımız hep diyorum işte Haşim Çakırbay, işte Ahmet Ayaz, Kerem Tekin, tabii. Mustafa Bey. Daha öncekilerde bizim şu anda bunlar fahri başkanlarımız olarak biz hep derneğin yapmış olduğu aktivitelerde onları muhakkak derneğimizde yer veriyoruz. Konuşmacı olarak bize katkı sunuyorlar, fikirlerini sunuyorlar. Bizim derneğimizin yaklaşık 2000'e yakın, 2500'e yakın çok üye var ama yani 1000 kişi aidatını ödüyor veya zaman zaman derneğe geliyor. Yani biz öyle 50 kişilik, 100 kişilik dernek de değiliz. Derneğimizde kesinlikle siz geldiniz, gördünüz. Çok güzel şak köşesi var. Tabii. Bordo salonumuz var, beyaz salonumuz var. O salonumuzun birinde 100 kişilik yemek verdiğimizde yüksek danışma kurulumuz var. Yani 70-80 kişi. Bunlar hep iş adamları. Bunlar hep bürokratlar. Bunlar işte geçmiş siyasiler veya şu andaki siyasiler. Bize derneğimizin tabii siyasi bir konumu yok. Yani biz herkese eşit mesafede yaklaşmak zorundayız. Ama biz kime gittiksek hem siyasilere daha çok iş adamlarına bizi hiçbir zaman için boş çevirmemişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Yani dernek sadece dernek aidatlarla belli bir noktada olmaz. Yani biz onu da razıyız ama adam vatandaş geliyor. Bir mesela bu 15 Eylül'de biz bir peynirli ekmek pikniğini yapacağız. Gidiyoruz 3-5 tane iş adamımıza. Diyoruz ki ne kadar bazen bu kadar. Onu 15 işte neyse 4'e 5'e bölüyoruz. O insanlar da çok her zaman gidip de böyle bir kendimizi şey duruma düşürmemek şartıyla. Ve o etkinlikte mesela yakın zamanda peynirli ekmeğimiz var. Nereden bakarsan 1000'den fazla araç geliyor. Kahraman Kazan Belediyesi'nin piknik alanı var. Biz artık orayı yıllar önce orada bir arkadaşımız öğretmendir Recep Tunç diye. O zaman o bize şey yapmıştı ve yıllardır orada insanlar da artık orayı biliyorlar. Orayı görüyorlar tabii ki. Bu sene de yine yapılacak yani. Yine yapacağız. Evet. Ben geldim burada fırıncılarla görüştüm. Bizim yani orada peynirli ekmek fırıncılarımız buradan geliyor. Evet. Yani Nevzat Celayir diye, Nevzat Usta diye bir arka ekibini kuruyor, geliyor. Bizim orada fırınımız var. Biz yaklaşık 1500'e yakın peynirli ekmek orada. Derneğe de 3-5 kuruş gelir olsun. Açık ekmek yapıyor, yağlı ekmek yapıyor. Bizim derneğimizin tabii ki cumartesi günleri daha çoğunlukta kalabalık. Biz cumartesi günü tüm yönetim kurulu, benim mesela yönetim kurulumuzda 2 tane genel müdürümüz var. Yani orada daire başkanı, iş adamları, bürokratları, biz onlar en ufak dernek, bizim bir hocamız var. Diyor ki, bunu hep ben söylerim, namazın kazası olur ama derneğe gelmemenin kazası olmaz. İlla geleceğiz diyor. Evet. Orada gelir, bizim Cihan Kavak diye, Harun Kavak diye iki kardeşler, bunlar da devlette çalışıyorlar. Ve Ruhi hocamız var, Ruhi Baykara, o da udumuz var, klarnetimiz var, cümbüşümüz var. Her cumartesi günü orada bir etkinlik yapıyoruz. Yani buna zaman zaman dışarıdan gelen işte Elazığ'ın sanatçılardan geldiği zaman yani insanlar hayran kalıyor. Normalde biz her hafta çiğ köfte veriyoruz. Yani diyelim ki bu hafta çiğ köfte verdik, bu hafta güveç veriyoruz. Mesela ben sordum arkadaşa bir şey istiyor musun? Başkanım gelirken bize biber getir, burada bir biber kebabı yapalım. Onu yapacağız diye. Yani derneğin zaman zaman Elazığ... Sohbetler de oluyor. Sohbet. Herhalde. Yani her ay sohbetimiz oluyor. Bu Ekim ayında başlıyor. Bizim kurslarımız da o zamanlar başlıyor. İşte nedir? Uttur, bağlamadır, kemandır, işte resim kursları. Bizim bir de derneğimiz, Zeki Bey, bayanlarımız çok gelir. Çocuklarımız çok gelir derneğe. Doğru. Bayanın, çocuğun geldiği yerde ister istemez insanlar biraz daha, gerçi Elazığlılar hepsi o nezaket kurallarına uyarlar. Kesinlikle sigara yok. Dışarıda bizim işte büyük bir terasımız vardır. Burada gidersin ama mescidimiz var yerine ama. Yani mutfağımız tertemiz. Bayanlar tuvaleti tertemiz. Tabii ki çok 150-200 kişi bazen oluyor. Diğer günlerde orada biz insanlara bu seminerlerin dışında zaman zaman işte ne yapıyoruz? İftar yemekleri veriyoruz. Sağ olsun bir iş adamına diyoruz. Ben karşılayacağım diyor. Tamam. Doğru. Sahur alayını yapıyoruz. Gece saat 2'de 3'te çoluk çocuğuyla geliyor. Bazen havalar soğuktu. O havada bile gece gelip davul klarneti sahur alayını yapalım diye. Doğru. Bu tür etkinliklerimiz var. Burs veriyor musun öğrencilere? Burs bizim olarak? Derneğimizde burs yok. Evet. Şimdi vakıf veriyor ama biz de vakıfla dernek
ister istemez sivil toplum örgütü olarak birbirimize destek görüyoruz. Evet. Mehmet Çağlar abimiz vardı. O biraz rahatsızlığından dolayı geçenlerde bıraktı. Ve şu anda Kadirhan Sunguroğlu evet, bakıyor. Doğru. Federasyonda Haşim Çakırbay, dernekte de ben Mehmet Öğren. Başkanım şimdi şöyle, mesela Ankara'da baktığımız zaman Elazığlar'da hani birlik beraberlik var mı? Yani hani işte dernek var, federasyon var. Yani ortak olarak hareket edebiliyor musunuz? Hani genelde şöyle söylenir, ya işte Elazığ'da herkes birbirini şey yapar ama kömürhane geçtikten sonra herkes bütünleşir derler. O söz doğru mu yani? Ama dışarıdan baktığımız zaman sadece Ankara için demiyorum ama diğer büyük şehirlerde de bazen hani ister istemez dernekler arasında bir rekabet görüyorum. Ankara'da durum nasıl başkanım? Şimdi federasyon daha yeni kuruldu. Evet. 2 yıl oldu. O federasyonda da bir delege sistemi vardır. Kurucu üyeler vardır. Bizim derneğin işte 1000'den fazla üyesi olduğu için 21'e yakın bizim delegemiz var. Diğer küçük dernek, küçüğü büyük ama ilçe derneklerinin 10 tane, 20 tane, 30 tane üyesi var. Orada bizim ağırlığımız çok. Evet. Yani federasyonla bizim Elazığ Kültür Derneği bu insana destek oluyoruz dediği zaman Elazığ Kültür Derneksiz federasyon çok bir fayda. Zaten federasyonun işi kalkıp da gece yapmak, şunu yapmak, bunu yapmak. Vakfın bu işi gece yapmak, şunu yapmak, bunu yapmak değil. Mesela vakıfta iş adamları bir burs için diyelim ki ben şu kadar para veriyorum, şu kadar insana burs vereceğim diyor. Ve biz de diyoruz ki bizim derneğimize de hakikaten muhtaç insanlar var, gelen şeyler var. İster istemez sen sivil örgütün başkanlığını, genel başkanlığı yapıyorsun. Ve bizim vakıfla da bir problemimiz olmaz. Federasyona çünkü federasyon bizden 3-5 dernek beraber olup da federasyon olmuştur. Şimdi ben tabii diğer illeri demiyorum. Bizde seçimlere mesela bu hakikaten birisi çıkıyorsa biz arıyoruz ki yönetime adam koyalım. Tabii ki her insanı da yönetime koyamıyorsun. O dernekte bayanımız çalışacak, tabii emek, çalışacak verecek, emek verecek. Evet. Ha kimisi parasıyla, kimisi kendi nüfuzunu kullanarak. Yani bizim derneğimizde Ankara'da zaten bir dernek var. Elazığ Kültür Derneği. Başka yok değil yok, mi? Yok. Başka yok. Federasyon bir var, vakıf bir var. İlçe dernekleri var. Şarput Derneği var. Evet. Sivrice Derneği var. Maden Derneği var. Evet. Orada Ağın Derneği var. Baskil Derneği var. Ama onlar şeyler. Federasyonun altında. Tabii federasyonun altında. Evet, yani onlar biz Haşim Hoca'yla zaman zaman bir araya geliyoruz. Kesinlikle derneğin yaptığı işleri federasyon zaten işin evet, içindesiniz. Evet. O yüzden herhangi bir sıkıntımız olmaz. Şimdiye kadar da olmamış. İnşallah nazardan. Bir İstanbul'da bir sürü dernek var. İzmir'de bir sürü dernek aynen, var. Evet, yani biz veya farklı illerden geliyor ama biz de kesinlikle öyle bir farklı insanları da derneğe çok bırakmak istemiyoruz. Çünkü sıkıntı olduğu zaman herkese sirayet ediyor. Tabii, yok, şimdiye kadar öyle bir sıkıntı. Hep birlikte beraber yapıyoruz. Biz Kazan, Kerkük, işte Harput gecesini vakıfla beraber yapmıştık. İstanbul, Ankara'da çok da ses getirmişti. Kanal Fırat, Kanal Yürümüş hepinize teşekkür ediyoruz. Aynen. Yasemin Hocam o zaman bize bir sürü destek de olmuştu. Evet. Yani orada birlikte beraber. Kim belli bir yaşın üstünde vakıftaki insanlar evet. Ama bizim gençlik dernekte. Doğru. Başkanım şimdi tabii hani derneğin faaliyetlerinden, çalışmalarından bahsettiniz. Ankara'da baktığımız zaman Ankara'da da Elazığlı bürokratlar var. Ben iki türlü ayırıyorum. Yani bazı bürokratlar var ki mesela dertleniyorlar. Ben işte Elazığ için ne yapabilirim, ne katkı sağlayabilirim. Doğup büyüdüğüm topraklara bir vefa borcum olsun diye. Bazı Elazığlı bürokratlar olup da Elazığlı olduğunu dahi böyle şey etmeyip, belli etmeyip ondan sonra işte hiç kimse bana karışmasın, etmesin evet. Havasında olan bürokratlar da var. Siz nasıl görüyorsunuz başkanım? Oradaki bürokratları şehir için harekete geçirebiliyor musunuz? Bir şeyler yapıyorlar mı? Şimdi Elazığ Kültür Derneği olarak demin onu da söyledim. Evet. Bizim bir siyasi şeyimiz yoktu. 5 milletvekilimiz vardı. 5'iyle de biz hepsiyle de dernek faaliyetleri için her gittiğimizde hiçbir zaman için bizleri kırmamıştır. Tabii siyasilerimiz derneğimize geliyor. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Bu bürokrat konusu bakıyorsun ki insanlar bir yere gelmiş bizim haberimiz olmuyor. Oradan sistem ediyor. Ya diyor ki burada dernek var mı var. Ya işte bize hiç ziyarete gelmez şudur budur. Neyse biz de arkadaşları yönetimi topluyoruz.
İşte elimize bir de hediyesini sonra alıp götürüyoruz. Diyoruz ki derneğe gel, hem üye ol, evet, hem de yapmış olduğum icraatları görün. Derneğin faaliyetlerinden haberdar olun. Doğru. Kimi katılıyor, kimi katılmıyor. Yani aynen, ben diyorum ki kardeşim beni ben Elazığlılar getirmemiştir diyor. Ben o yüzden kendi imkanlarım gelmiştim. Ama ya hasbelkader o makame mevkiye geldin. Tabii. Hasbelkader sen şu anda maddi olarak iyisin ama kendi memleketi. Bir bak, ben geliyorum burada bir hafta kalıyorum. Sizleri ziyaret ediyorum, insanları ziyaret ediyorum. Gidiyorum sulh-i rahim yapıyorum. Tabii. Yoksa kendi köyümde, bağımda, bahçemde. Güzel de bir köyünüz var. Tabii yani gider oradan ama şimdi evet, yönetimdeki arkadaşa diyor ki ya başkanım siz Elazığ'a gidiyorsunuz. Evet. Ben çok televizyonlara çıkmaya, çok böyle sosyal medyayı kullanan bir insan değilim. Tabii ki derneğin faaliyetlerini anlatmak bizim boynumuzun borcu. Evet. Ben olayım ve altındaki insanlar olsun. Ama biz bürokratlara gidiyoruz. Yani zaman zaman insanlar bize geliyor. Hakimlik, savcılık sınavına girmiş, mülakata girmiş, emniyette sınava girmiş, Ya diyoruz ki bu arkadaşımız bu hakkını kadar... Hakkını koruyun yani. Hakkını koruyun. Biz kimsenin hakkını yemesinde zaten öyle bir şeyimiz olmaz. Evet. Çünkü bizler inanan insanlarız. Hiç kimsenin hakkına riayet eden yani şey yapmayız. Evet, onun doğru, yenmesine zaten yani rıza gösteririz. Olmaz, hayli de olmaz. Tabii abi, ki olmaz ama başkasın, sağ olsun gittiğimizde bizlere destek olurlar. Yani idarecilerimiz de sağ olsun kime gittiyse yok demet. Bazılarından haberimiz olmadığı zaman dolaylı yoldan bizlere geliyor ama biz gideriz aramızda. Bir kere Ankara memur şehri, tabii. asker şehri, polis şehri. Evet. Şimdi bir İstanbul gibi. Yargıda mesela Elazığlılar güçlü, emniyette güçlü. Yani şimdi yani çok Elazığlı var mesela yargıda, emniyette. Evet, bizim yargı camiasında, Yargıtay'da, Danıştay'da, Sayıştay'da ve hatta Anayasa Mahkemesi'nde başkanlar ve üyeler konumunda çok değerli üstadlarımız var, çok değerli bizim üyelerimiz var. Bunları zaman zaman biz kahvaltıya çağırıyoruz. Evet. Doktorları zaman zaman kahvaltıya çağırıyoruz. Avukatları zaman zaman çağırıyoruz. İş adamlarını, bürokratını. Yüksek Danışma Kurulu'nda zaten onların arasından seçilmiş değerli insanlar geliyor. Ve onlar diyor ki kardeşim bunları dernek olarak bunları yapın. Vakıfın işi budur, federasyonun işi budur diye. Bizler de onlardan kendilerini bir referans olarak alıp hizmetlerimizi yapıyoruz. Doğru. Başkanım şimdi hani zaman zaman gelip gidiyoruz ya çocukluğunuzu falan ne sordum. Elazığ'ı nasıl görüyorsunuz? Şimdi Elazığ tabii bizim gençliğimize çocuktaki Elazığ değil. Yani konuşmanızın bu son herkese... zamanlarda ben evet, geçen yılda geldim, bu yılda geldim ama hakikaten Elazığ çok değişmiş. İyi yönde mi kötü yönde? Yani bir kere şehrin merkezi dağılmış. Evet. Yani o binalar dağılmış. Evet. Yani kendi köyümde bile TOKİ hep böyle tek katlı binalar yapmış. Köy i̇şte, konukları. Evet. Yani orada depremden zarar görmüş ailelere. Ve han kendinden esnengren ta Çaydaçra'ya gelene kadar, şehrine kadar ev yok. Ama bu geldiğimde, hep uçakla geldim ama aramamla geldim. Çok büyük büyük mahalleler olmuş. Yalnız trafik biraz keşmekeş. Ya ben Ankara'da tabii biz alışmışız. Evet. Yani oradan sağdan giriyor, soldan bir de çok böyle riayet etmiyor. Yani Allah muhafaza. Birine bir şey söylesen, yani diyorsan, öbür gün ya tamam abi işte eyvallah şey ama evet, şimdi biraz o konuda işte gece 11'de 12'de olsa 1'de olsa bir yerden döndüğümüzde çok suratlı araç kullanıyorlar. Tabii ışıklarda ama emniyet güçlerimiz o konuda jandarmamız her türlü tedbir alıyor. Ama ve ben diyorum ki bir iki sene içinde Elazığ Büyükşehir Belediyesi olur. Yani büyükşehir olabilmesi için 750 bin evet, olması yani ben, gerekiyor. Ben, Elazığ nüfusu şu anda 605 bin. Evet ama bu ya, son şeyler yok daha. Malatya'dan gelen. Yok onlar vardı. Öyle mi? He, vardı evet. Yani ben Elazığ'ın büyükşehir olma yani bu potansiyeli görüyorum. Her yani çok da ev yapılıyor, çok da bina yapılıyor. Demek evet, ki alan insanlar var ki bunlar yapılıyor. Yani genelde şu anda biraz hani TOKİ fazla ağırlıkta. TOKİ evet, çok yapıyor. Hatta 3500 tane daha ihale çıkacak önümüzdeki günlerde. Evet. Şey de tabii burada Malatya'dan gelenler yavaş yavaş artık Malatya'ya dönmeye başladı. O yüzden biraz daha şey olabilir. Nüfus azalabilir ama avantajımız ne?
Yani gerçekten Elazığ'da çok ciddi potansiyel var. Organize sanayi çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bugün Suat Bey'le beraberdik bir yerde. Evet. 13.500 tane çalışan var. Daha önce 3.500-4.000'di. Yani gelecek yıl hedefimiz 20.000'e çıkmak diyor ki, Türkiye'nin çok önde gelen tekstil fabrikaları, çok büyük dev firmaları Elazığ'da şu anda yatırıma başladılar. Önümüzdeki dönemde inşallah onlar da geçecek. Tekstilin dışında birçok alanda organize sanayide fabrikalar yapılıyor. Hatta organize sanayi yetmedi. Yani ikinci organize sanayi diyebiliriz ama evet. Şey olarak, bölge olarak, etap olarak değil. İkinci organize sanayi işte Muralı'nın üst tarafına kuruluyor. Çam yatağının oraya ki yani Elazığ'ın aslında geleceği parlak yani biraz. Ben de onu görüyorum. Gibi. Ben de evet. Onu görüyorum. Doğru. Şimdi tabii ben hep onu söylüyorum. Sizler artık Elazığlısınız ve evet. Elazığ'a yıllardır hizmet ediyorsunuz. Sağ olun başkanım. O yüzden sizleri de tebrik ediyorum. Ben Elazığ insanı da sizi seviyor. Sağ olun. Hakikaten ben de yıllardır Ankara'dayım. Ne için bana kadar ama kader, okulu nasip. Okuduk orada kader orada kaldı. Kimin nerede ekmek yiyeceği hiç belli olmuyor başkanım. Şimdi biz bundan 50-60 sene önceki abilerimizi, büyüklerimizi, komutanlarımızı, bürokratlarımızı, işte emniyet güçlerimiz Elazığlı olup da mahiyetine çalışan insanlar hep babalık, hep abilik, hep atalık yapmış. Evet. Komşuluk ilişkine. Ben diyorum ki hakikaten biz her gittiğin yerde ya ben işte Elazığlılar çok severim, şöyledir, böyledir, şudur budur. Ama bu yeni gençlikte ben onu görüyorum, görmüyorum. Bu geçmişimizin mirasını yiyoruz. Evet. O insanlar çok güzel izler bırakmış insanların üzerinde. Gerek Elazığ'da, gerek Elazığ dışında. Yani Ankara, İstanbul, İzmir, her tarafta böyle. Allah o insanlara rahmetler olsun. Hayatta kalan sağlıkta versin. Elazığ insanı dediği zaman biz devlet dairesinde mülakatta veya işte şeye girdiğimizde farklı insanlar da geliyor ama bakıyorsun ki ya bu hakikaten işini biliyor. Şu kadar puan almış, şu kadar değerli bilgiler anlattı. O yüzden Elazığlılara çok bir şey demeye gerek yok diyordu. Biz zaten onun hakkını koruyacağız ve ona yardımcı olacağız. O yüzden ben hep şunu diyorum. İyi ilişkiler kurup insanlıklığımızı yapalım. Kim olursa olsun makam mevki değil. Biz bugün varız, yarın yokuz. Aynen. Çocuklarımız farklı yerlerde. Hepimiz farklı yerlerdeyiz. Ama gönül kırmanın, insanları üzmenin, insanları dedikoduya mahal vermenin çok bir faydası yok. Hep zararları olmuştur. Doğru. İşte ülkemiz biliyorsunuz ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. Dünya devletleri o sıkıntının içerisinde. Türkiye'nin belli bir yere çıkması için o devletler belli bir noktaya Türkiye'nin çıkmasını isterler mi ki? İstemezler tabii. Evet. Ama biz Türk olarak, Müslüman olarak bu coğrafyada var olduğumuz müddetçe onların hep uykuları kaçacaktır. İşte zaman zaman işte bu şeyde işte Gazze'de olsun, öbür tarafta olsun farklı insan. Ya bunu biz ona insan olarak de şey yapıyoruz. Tabii ki Müslüman olmak çok önemlidir. Suriye'de, Irak'ta, şurada burada bu insanlara biz merhametimizden dolayı Elazığlılar biraz da yufka yüreklidir. Ama biz o atalarımızın, büyüklerin mirasını yiyoruz. Onun için bu gençlik de o abilerin, büyüklerinin o tür yapmış olduğu harf hareketi örnek alırsa, ya müziğimizi ben o gün bir düğüne gittim. Ya ben de dernekçiyim. Benim amcam rahmetlik Feyzi Baba, Feyzi Ergün. Evet. Yıllarca klarnet çalmış. Yani biz çayda çırayla, biz ahır alayla, biz dik alayla, biz avreçle büyüdük. Evet. Ya tabii ki her yörenin insanları gelip farklı oynayabilir ama sen bir Elazığ'ında buranın sanatçıları da ve icra eden o konuda çok şikayet geliyor başkanım. Ya tabii ki şimdi biz yani deniyor ki hani düğünlerde biz örf ve adetlerimizi yaşatamıyoruz. Başka illerin örf ve adetleri evet. Yaşıyor diye insanlar da çok ciddi bir şekilde ya olur yani biz demiyoruz yani. Ki hepsi Elazığ olsun. Tabii. Farklı müzikler, müzik evrenseldir. Herkes kullanır. Ama bir ağır alayı oynayan çok görmedim. Evet. Geçen yine bir düğünde bizim derneğimizin bir ağır alay grubu var. Hep böyle 55 yaşın üstünde kimdir işte? Ben oynuyorum. Evet. İşte Ahmet Ayaz oynuyor. Haşim Hoca oynuyor. Oh. Kenan Tekdemir oynuyor. Baki Türkoğlu zaman zaman gelip katılıyor. Şimdi biz tabii ki gidip de böyle düğünle deniyor ama böyle çok güzel ortamlarda biz oynuyoruz. Ama bize hocalarımız biz 3 ay, 5 ay bu kursu gördük ve gençlere de bunu öğretiyoruz. Tamam. Diyoruz ki bunları öğrenin. Bu oyunlarımız
kaybolmamız. Biz yıllar önce çayda açılan Mumu'dansa Fransa'da çok büyük ödül almışız orada. Tabii, doğru. O yüzden bizim Elazığ müziği de biliyorsun hep klasik sazlardan çalınandır. Ama müzik konusunda klarnette çok güzel Başkanım, sesler var. Yani şöyle, yani ben çok programı yapıyorum. Programlarda ifade getir, dile getirmeye çalışıyorum. Yani gerçekten harp musikisi dışarıdan misafirimiz geldiği zaman, işte onlara dinlettiğimiz zaman hayran kalıyorlar, tamam mı? Çok reklam oluyor. Ama mesela diyelim ki hani bizim imkanımız var. Misafirlerimiz geldiği zaman işte birilerini arıyoruz, rica ediyoruz, geliyor. Ama diyelim ki dışarıdan şu anda Elazığ'a birisi gelse, evet, dese ki ben bir kürsübaşı dinleyeyim, bir harp, evet, musikini dinleyeyim, dinleyecek yer yok. İşte hafta sonları işte harpta belediye yeni başladı ama hep ben şunu söyleyeyim, belki defalarca da söyledim, söylememde mahsuru yok herhalde. Ya işte rahmetli Özal, Allah nur içinde yatarsın, turizmin gelişebilmesi için ondan sonra turizm bölgesi zamanında bedava arsalar verdi, bedava çok ucuz krediler verdi, yatırımcıyı yönlendirmeye çalıştı. Şu anda biz turizmde iyi bir noktaya geldik ondan sonra. İşte yılda 40-50 milyar dolarlara yurt dışından bize para geliyor, istihdam sağlıyor ve katkısı oldu. Belki zamanında rahmetli Özal'ı eleştirmişlerdi. Şimdi diyorum ki ya işte valilik olur, turizm kültür müdürlüğü olur, belediye olabilir, dernekler olabilir, vakıflar olabilir. Ya 5-6 tane kürsübaşı ekibi oluşturup, halk müzikleri ekibi oluşup, belirli yerlerde işte bunların sigortasını yatıp, asgari ücret maaş verip ondan sonra bunu resmi kurumlar teşvik edip, zaten böyle 4-5 yıl bunları biz destek olabilsek, aynı Urfa gibi mesela Urfa'ya gittiğiniz zaman işte sıla geceleri var, her tarafta insanlar gidiyor. Bize de mesela Tunceli gelse, Diyarbakır gelse, Bingöl gelse, Malatya gelse, bize zaten ciddi bir şey olur, potansiyel olur. Oradaki hakiminden tut, polisine tut, işte onun halkından tut. Gerçekten potansiyel var yani. Ama bir türlü yani söylememize rağmen tanıtıma geçemiyoruz. Mesela baktığımız zaman gerçekten Elazığ'da çok güzel şey var. Turizm alanında çok güzel yerlerimiz, Harput'umuz, Sivrice'miz, Keban'ımız, Palu'muz, her tarafımız. Ama maalesef değerlendiremiyoruz başkanım. Evet. Yani şimdi, sizin dediğinize buradan şuna geliyorum. Yani örf ve adetimizin yaşayabilmesi için resmi kurumların öncülük etmesi lazım. Evet, lazım. Yani bunları desteklemesi lazım ondan sonra. Şimdi biz, siz de çok geziyoruz. Biz tabii hem yurt içinde hem yurt dışında çalıştığım kurumlar itibariyle çok yerlere gittiğimizde bakıyoruz ki önce kendi folklorunu getiriyor. Tabii. Kendi folklorunu oynatıyor. Şimdi Urfa'ya gittiğimizde sıra geceleri sadece belediyenin değil, özel firmalar da var. Oraya çok güzel turlar çok katılıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, gidiyor. Biz bunu hep dile getirdik. Burada bir, tabii bizde sıra gecesi yok, bizde kürsübaşı var. Tabii. Kürsübaşı gecelerinde bunu Bünyamin Eroğlu biraz daha böyle belli bir noktaya kadar getirmiş. Allah rahmet eylesin, o insan da Elazığ için değerdir. Kültür elçimizdi o bizim. Doğru. Şimdi geldiğimizde ben geldim sordum yani aileme veya buradaki şeylere. Vallahi pazartesi günleri mi dedi, Harput'ta bir yer var dedi. Orada belediyenin bir ekibi. Evet. Sağ olsun. Biz şimdi daha kesinleşmedim ama Ekim ayında biz Elazığ günleri yapmayı düşünüyoruz. Şeyde mi? Ankara'da. Evet. Millet Bahçesi'nde. Başkanım orada da hemen konu konuyu açıyor, kusura bakmayın. Estağfurullah. Mesela şimdi biz orada tanıtım günleri yapacaksınız ya, o da çok tartışılıyor. Şundan dolayı tartışılıyor. İşte İstanbul'da da oluyor, İzmir'de geleceğim de ona, de oluyor, ona geleceğim, de ona oluyor. Geleceğim. Mesela orada acaba biz kendi örfümüzü, adetimizi, kendi ürünlerimizi yeterince tanıtabiliyor muyuz yani? Evet. Amacına ulaşıyor muyuz? Biraz daha ticari amaçlı mı? Şimdi burada tabii ben tanıtım günlerine çok girmeyeceğim. Daha kesinleşmiş ama. Yok, genel olarak. Valilik, evet, belediye, ilçe belediyeleri, kaymakamlar, ondan sonra sanayi odası, işte ticaret odası, borsa. Bunlarla birlikte, federasyon derneklerimizle birlikte böyle bir şey düşünüyoruz. Ama şimdi bunu düşündüğü zaman valilik sana destek olacak ki, evet, bunu yapalım. Belediye destek olacak ki yapalım. Daha önceki yaptığımız şeylerde tamam oluyor ama şimdi artık o kadar hayat şartları zorlaştı ki buradan bir tırın oraya gönderip getirilmesi ve ürünün satması için çok büyük sıkıntılar var. Doğru. Orada yalnız biz iki senedir Ankara'da Elazığ Kültür Derneği, Vakıf ve Federasyon dahilindir. Biz yapmadık ama
burada bazı esnaf var. Onlar işte birisi bir grup kurmuş, birisi bir grup kurmuş. Yani onlar bir dernek. Yani orada ticari amaç var. Yani şimdi burada tamam gelsin, başından gözüm üstüne. Vatandaş bizi arıyor. Evet. Diyor ki siz mi yapıyorsunuz? Hayır biz yapmıyoruz ama Elazığ esnafı bizim esnafımız. Tabii, tabii. Biz sahip çıkacağız. Tabii, yok, oradaki doğru. Başkanlar da şey yapıyor. Ama bazen görüyoruz firmalar alıyor 10 tane Elazığ'dan esnaf getiriyorsa 20 tanesini başka illerin gidiyor ama oraya yazıyor. Bir Gakko şapkası koyuyor, bir işte Elazığ'a. Biz ona, o yüzden biz daha önceki Ahmet Ayaz Bey'in, Haşim Bey'in zamanında yaptığımız o Elazığ tanıtım, şimdi Elazığ'ın tanıtına ihtiyacı yok. Elazığ zaten kendini tanıtmıştır. Elazığ günleri olarak böyle bir şeyin içerisindeyiz. Biz inceleyip... Valla tanıtımda eksikliğimiz evet, var. Evet, tanıtımda yani orada bazıları diyor ki... Yeterince değil. Evet. Orada da haklısın tabii ki. Bunu yaptığımız zaman inceleyip sık dokuyacağız. Kesinlikle standları başka firmalara vermeyeceğiz. Başkanım şimdi Elazığ mesela biz hani geçmişe gelip mesela Afyon'un sucuğu satılıyor. Kayseri'nin pastırması evet, satılıyor. Evet. Yani bunlar yanlış şeyler yani. Hani sadece orada Elazığ'ın ürünleri satılmalı lazım. Bir de hani esnafı da seçici olmak lazım. Mesela işte en son İstanbul'da evet. Yapılmıştı. Mesela orada da yani Elazığ'da 1 liraya satılan ürün orada 2 lira 3 liraya satılıyor. Bu kez esnaf da hatta bize vatandaş da çok şey gösterdi ondan sonra. Yani işte bunu haber yapın edin diye. O da olmamalı yani. Hani ticari de düşünülmeli ama çok evet. Aşırı halde ticari olarak da bakmamak lazım. Şimdi yani. Zaten yani böyle... birincisi Elazığ'ın ürünlerini tanıtmak, ikincisi de uygun makul fiyat olmalı. Makul buradaki fiyatı 10 lira 20 lira koy ki evet, tamam gel orada sat. Zaten hı. Devlet olarak sana o tür imkanları sayıyoruz. Biz onu kendimiz yaptığımız zaman ben orada diyorum ki üzümün fiyatı bu. Şunları şunları. Ya tabii ufak tefek şeylere çok girmiyorum ama tabii, orada bakıyorsun ki normalde burada 20 lira, 25 lira, 30 lira verdiği Elazığ biberini getirip Elazığ, Ankara'da 50 lira verme, 100 lira verme, 80 doğru. Lira verme. Bu insanlar. O yüzden biz dernek olarak, federasyon olarak yaptığımızda, vakıf olarak beraber yaptığımızda bunlara çok önem veriyoruz. O yüzden yapmaksan da yapmamak daha iyi diyoruz. Niye? Çünkü orada vatandaş alıyor peynirini, ondan sonra oradan alıyor tulum peynirini, oradan alıyor tandır ekmeğini ve barlığını, şuyunu, buyunu. Üç gün sonra bizi arasama ya biz mahcup olmayalım diye. Ama bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Dikkat ediyor ama adam alıyor. Üç stand almıştır. Ya ne olacak bunu da getirme. Hayır yok kardeşim. Bu sefer orada farklı şeyler ortaya tabii, çıkıyor. Tabii. Ama biz dernek olarak, federasyon olarak, vakıf olarak bunlara çok meydan vermiyoruz. Evet. Başkanım şey mi? Yani bu sene büyük bir ihtimalle herhalde siz de biraz önce söylediniz ya Ekim ayı gibi evet. Yapılması için hazırlıklar yapılıyor. İnşallah evet. En amacına uygun bir şekilde olur yani. Tabii şimdi burada bunun sadece esnafın buradan oraya gelip o şeyi satması çok bir bizim için para değil. Ama orada standların kiralama işi var. Yer kiralaması var. Gerçi biz sağ olsun altında belediyesinin millet bahçesi oraya bağlı arkadaşlarımız evet, onlar görüştüler. Bize de destek oldular. Burada sanatçı boyutu var. Reklam boyutu var. Ondan sonra baskı boyutu var. Temizlik boyutu var. Tabii, güvenlik tabii, boyutu var. Yani firma eğer bir firma aracılığıyla yapalım dersek ya yani çok büyük maliyetler var. İşte sponsor birkaç sponsor ayarlarsak tabii ki evet. Yine bizim bir yönetim kurulu var. Başkanım hani önemli olan amacı ne olursa önemli evet. Olan o yani. Tabii hani, ki evet. biz de onun için desinler için yapmıyoruz. Aynen. Yaptığımız iş temiz olsun, dürüst olsun, üyelerimiz ha ben mesajımı çekiyorum ama diğer derneklerin yaptığı mesaj falan çekmiyorum. Çünkü niye? Çünkü evet. Ben organize etmemişim. Tabii, sorumluluk doğru. Bende değil doğru. Ama inşallah daha henüz kesin bir şey yok ama İnsanlar bugün bana da söylüyor. Ya işte başkanım işte şu yok dedim daha bir şey yok. Bir şey yok. Yani bakalım belki yaparız belki de yaparız ama selavat kuvvete bağlı. Yani tabii, biz sponsorumuz. Yani yapılacaksa başkanım hakkıyla yapılmalı. Evet, evet. Yarım evet. Yapılacaksa hiç yapılmaması dahi. Başkanım hani programımızın da sonlarına doğru geliyor. Son 10 dakikamız kalmış. Yani sizin pencerenizden baktığımız zaman Elazığ'ın gelişmesi, büyümesi için ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Hani biraz önce dediniz ki hani işte harp musikisini yeterince icra edemiyoruz, tanıtamıyoruz dediniz. Evet. Yani düğünlerde falan ne işte folkloru söylediniz. Ne yapmak gerekiyor genel olarak Elazığ? Yani tarım şehri mi olmalı, sanayi şehri mi olmalı, ondan sonra sağlık şehri mi olmalı, eğitim şehri mi olmalı? Evet. Bazen zaman zaman da Elazığ'da bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. Şimdi tabii Elazığ eskiden
Mağarları meşhurdu. Üzümü hakikaten meşhur olan şeylerden biri soydu. Orciğimiz, pestilimiz. Bunun yanında işte daha önceki zamanlarda sanayi daha çoktu. Fabrikalarımız vardı. Şimdi iş adamlarımız da çoğu batıya gidiyor. Türkiye'de Elazığ'da bir yatırım yaptığı zaman acaba kendilerince haklılık bir payım var, satamıyorlar mı veya eleman mı bulamıyorlar? O yüzden biraz tabii yani insanlar bir fabrika olacak ki, sanayisi olacak ki. Tarımda sıkıntımız var. Ben o bakanlıkta yıllarca çalıştım. Ama şimdi ülkenin ekonomisiyle ilgili çiftçilerimiz de mağdur. Tamam doğru da biz en aza indirmek için ülke, memleketteki bakanlarımız, bürokratlarımız her türlü gayreti gösteriyor. Ama şimdi dünya ekonomisi sıkıntıda. Biz demiyoruz ki sadece Türkiye olarak değil. Evet. Ama biz şimdi eskiden tarlalarımızı, bağımızı, bahçemizi bırakmışız. Gelelim bir anımı anlatayım. Mustafa Gül milletvekili olarak Elazığ'a geldi. Ondan sonra babası biz de işte yani dernek başkanımız İstezim'e gelmişiz. Dedi ki lan bu Mustafa dedi Ankara'daki kadrolu işini bıraktı. Evet. Ondan sonra gelmiş burada milletvekilliği için dolanıyor. Şimdi bizim Elazığ insanının yapısında Karayolu'nda işe gireyim, işçi gireyim, DSE'ye gireyim, ormana gireyim ama Malatya'daki insanlar devlete çok girmemişler. Üçü beşi bir araya gelmiş sanayi kurmuşlar. Üçü beşi bir araya gelmiş küçük el işletmeleri kurmuşlar. Bakıyorsun ki 3 sene sonra, 5 sene sonra bu insanlar tabii alnının teriyle, kazancıyla farklı şeylere yatırımlar yapıyor. Ama en azı insanı muhakkak gideyim de güvenlik olayım. Köyde 50 dönüm, 100 dönüm yeri vardır orayı bırakıyor. Tarım olur mu o zaman? Hayvancılığı yapmıyor. Ha, yaptığı zaman işte ürününü satacağı zaman sıkıntı oluyor ama o yüzden bizim Elazığ köylülerimiz, çiftçilerimiz hakikaten geçmişte çok güzel arpalar, buğdalar. Gerçi TMO'da bizim burada yerlerimiz var. Onlar zaten şeydir. O konuda biraz son zamanlarda işte bu sanayileşmenin ve tarımın ve işte bu fabrikaların çok rağbet görmediği ve insanların çok bu işlerle uğraşmadığı görünce ekonomide istemiyor ve insanlar da Ankara'dan farklı yerlere gidiyor. Doğru. Yani bunu iş adamlarımız da bunu tabii ki bir tekstil olduğunda 3.000'den 13.000'e çıkmıştır. Bir kola fabrikası şuradan şuraya çıkmıştır. Tabii, biz, tabii. Gerçi biz ekonomist değiliz yani biz o şeye yön veriyor ama biz dernekçiyiz. Turizm konusu. Yani ben geldiğimde bir iki araba gördüm. Turları gördüm Harput'a. Evet. Yani az burada, yani yeterli değil. Evet yeterli değil. İşte bunu biz dernek olarak, sivil toplum örgütlerine biz bunlarda lobicilik faaliyeti yapıp bunları yapmamız lazım. Evet. Yani bunlara ağırlık vermek gerekiyor evet. Başkanım. Yani değerlendirmek lazım. Başkanım tabii hani şeyi bahsettik ama hani son zamanlarda baktığımız zaman Elazığ'da bir gerginlik de var. Herkes birbiriyle uğraşıyor. Yani ben işte 32 yıldır buradayım ama son zamandaki gibi yani bir şehirde bir gerginlik görmedim. Ankara'da da mı öyle başkanım yoksa yani Elazığ'da biraz daha has safhaya çıktı gibi? Yani o gerginlik baba oğlu arasında oluyor, evlatlar arasında da oluyor. Ama eskiden hiç yoktu başkanım. Yani yok işte ben ne diyor ben demin onu söyledim. Yani. Bizim gençliğimizde bizim çocukluğumuzda mümkün müydü yani? Evet. Vallahi kapı komşumuz kulağımıza bir tokat vurduğu zaman ağlamazdık, köşeye giderdik. Aman anamız babamız duymuyor. Ne diye ne diyor? Ama şimdi biraz insanlar da çok böyle şey yok. Sabır yok. Sabır yok. Biraz da böyle doyumsuzluk var. Evet. O da olunca bir de geçim sıkıntısı. Bir evde 3-5 kişi işte 3-5 tane çocuk olunca işe girmeyince bu sefer annesiyle babasıyla dalaşıyor. Ve işte diyor ki kızım nedir bu ikide bir telefona işte oğluna şuyuna buyuna. Ya ama Ankara'da tabii biz çoğu komşularımızdan böyle Elazığ gibi öyle samimi komşuluklar yok. Ama evet. Var tabii ki illaki vardır lojmanlarda ve çok yakın olduğu. Bu gerginlik de ben demin onu söyledim. Yani evet. Yolda gidiyorum. Ya adam
180'e mi 200'de mi geliyor? Bir de Allah muhafaza dışarı kafanı çıkarsan işte evet. Görüyoruz ortalıkta neler var neler. Tamam sineği çekip gönderiyoruz. Elazığ'da yoktu ama bu son 3-5 senedir var. Doğru. Evet, hatta şeyde ben arkadaşlara personel diyorum ki trafikte birisiyle tartıştığınız zaman yüzüğü saklı olsanız dahi eyvallah deyin. Ondan evet. Sonra yolunuza devam edin. Ya siz ondan kavga edeceksiniz ya o size zarar verecek. Biriniz hapise gideceksiniz. Birinize şey olacak. Annenizi, babanızı, çocuklarınızı, eşinizi, ailenizi evet. Düşün. Eyvallah deyip gidin yani. Beladan uzaklaşın yani. Biz işte dernekte evet. Pedagoglar getiriyoruz. Sosyologlar getiriyoruz. Kadınlarımız için ayrı getiriyoruz. Erkekler için ayrı. Bu tür konulara orada gelen, sohbete katılan işte profesör, öğretimci veya konusunda uzman bunlara çok değiniyor. Değindiği zaman da insanlar diyor ki hakikaten biz haksızmışız. Evet. O yüzden biraz da sabırlı olmamız lazım, merhametli olmamız lazım. Çok insanların iyisine, kötüsüne, dedikodusuna ya biz de Elazığ, işte demin ne diyorum? Burada birbirini yemez ama Kömürhan Köprüsü'nü geçti mi işte onun aleyhine, onun aleyhine. Doğru. Başkanım, şimdi tabii hani devlette çalıştınız, işte dernek başkanlığı yapıyorsunuz, yılların birikimi var, tecrübesi var. Buna da baktığımız zaman hani bir başarı hikayeniz de var. Gençlere ne tavsiye edersiniz Elazığ gençlerine? Şimdi Elazığ'ın gençlerine bir kere anne babanın çocukların üzerinde devamlı bir baskıcı olarak değil de eli üzerinde olmasını hissetmeler lazım. Evet, doğru. Başı boş bırakmamalar lazım. Şimdi son zamanlarda her türlü bu şeyler işte alışkanlık haline gelen işte o bağımlı maddeler hiç ummadığın insanlarda çıkıyor. Doğru. Bir de merhameti öğretecekler. Evet. Biraz Allah korkusunu öğretecekler. Evet. Biraz kendilerine her istediğinde her isteğini almayacaklar. Şimdi bizim babalarımız işçiydi ama biz karı koca memurduk. Çocuktan kızım oğlum daha maaşımızı almadık. Bazı insanlar bu son zamanlarda kredi kartı olayı veriyor çocuğuna kredi kartı. Evet. Harcıyor. Ondan sonra kızım bu kadar şey oldu buldu. Aradaki huzursuzlukta bağırtı gürültü şeyler çıkmaya başlıyor. Evet. Onun için büyüklerin küçüklerinin saygılarını göstersinler. Küçüklerine sevgiyi göstersinler, derslerine çalışsınlar, bağımlılık şeylerden kesinlikle uzak dursunlar. İstikbal bu gençlerimizdedir. Biz o kadar pırıl pırıl gençleri görüyoruz ki Ankara'ya geliyor, Otlu'ya geliyor, Hacettepe'ye geliyor. Biz de o çocuklar için elimizden gelen her türlü yurt konusunda, burs konusunda biz vermesek bile farklı insanlara yönelik ve onlara her hafta geldiklerinde her türlü desteği veriyoruz. Kız olsun, erkek olsun. Doğru. Onun için anneler, babalar, çocuğumu gönderiyorum Ankara'ya gitsin. Bizim zamanımızda para yoktu ama öyle çok farklı şeyler de yoktu. Ama şimdi çocuk ne yapacak? Tamam. Yani nasıl geçimini yapacak? Tamam. Onun için çocukların üzerinde ellerini çekmesinler. Büyük de olsa, 18 yaşında, 20 yaşında olsa o çocuk hala bizim gözümüzde çocuktur. Tabii istikbalini eline alır. Ondan sonra iyi bir evlilik yapar. Tabii herkese Allah temiz sütlenmiş insanlar ederiz. Bu konuda hassas olmalı lazım. Gençlerin de iyi okuması gerekiyor. Tabii yani burada tabii. Biz yani bizim okuduğum ben Atatürk Lisesi mezunum işte aşağıda Elazığ Lisesi vardı. Yani o kadar 100 kişilik sınıfta diyelim 2 sınıf vardı veya 304 kişilik lisede mezunuydu. Bunun %75'i üniversitelere giriyordu. Doğru. Ve öyle üniversitede o zaman çok üniversitede yok. Tabii İTÜ gibi. Tabii İTÜ, Hacettepe, ODTÜ, Ankara Üniversitesi. Tabii Yıldız hep oralara girerdi. Siyasal hukuka. Yani bizim o yüzden hakim ve savcı konusunda Elazığlılar çoktur. Kaymakam konusunda, vali konusunda ve emniyette çok. Şu anda 5 tane vali var. Tabii valimiz var. Emniyet müdürlerimiz çok. Çok. Burada niye? İşte o büyük okullarda, değerli okullarda okumuşlar. Kendilerini kabul ettirmişler. Amirleri veya büyük şeyleri ve oralara kendileri araya torpil koymadan kendileri geliyor. Ama başkanım hani ben de bazen gençlerle sohbet ediyorum. Böyle çok güzel gençler de var yani. Gerçekten var, var yetişim. Tabii ki. Var tabii mesela ki. Hani birincisi hani gençlere baktığımız zaman hani bir şey kendi hakkıysa almak istiyor. Hakkı değilse almak istemiyor. Biraz da son zamandaki gençlere baktığımız zaman çoğunda yalan söylemesi az dürüst. Mesela bir genç şöyle sohbet ederken işte tıp 2'de okuyor.
Dedi ki ya benim en büyük hayalim dedi işte okulu bitirip annem babamı hacca göndermek dedi. Evet. Onların altına da bir araba almak dedi. Yani evet. Böyle çok güzel gençler de var yani annesini, var, var, babasını, tabii ki, tabii. Ailesini düşünen ondan sonra hani vatana, milleti, hayırlı. Ve müthiş bir de Elazığ sevdalısı olan gençler de var yani onlarda da görüyorum ben. Valla yani. Biz o cumartesi günleri işte o müziği yaptığımız zaman hayranlıkta. Sanki o dernekte 50 kişi birden korot kurmuşuz gibi. Evet. Hepsi aynı. Ne detone olan var. Hep türkülerde hepsini de biliyorlar. Heves olmazsa o derneğe gelmiyor. Gider farklı yerde arkadaşlarla gelir. Şunu yapar, bunu yapar. Ama geliyorlar. Tabii orada da bu insanlar, bu gençler geldiği zaman derneğimizde tabii bir iki çalışanımız var ama bakarsın ki girmiş bardakları topluyor. Çiğ köfte tabaktanı getiriyor. Ekmeği getiriyor. Ve bakıyorsun ki nerede okuyorsun? Tıpta, nerede okuyorsun? Hukukta. Bu tabii ki çok güzel gençlerimiz de var. Yani böyle anne babanın özellikle titrediği çocuklar var. Ama bunun yanında annesi babası alemciyan da olsa çocuk zaten çok da bilgi birikimine sahip olmadığı için eğitimi de çok zayıf oluyor. Tabii. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Zaman su gibi geçti. Yani evet. Güzel bir sohbet oldu. Son olarak neler eklemek istersiniz, neler söylerseniz? Evet, evet. Özellikle... Bir de şey sorayım başkanım. Hayat size ne öğretti başkanım? Bazen böyle hani aldığım zaman hani biraz önce de söyledim ya, tecrübe var, ondan sonra işte bir başarı hikayeniz var ondan sonra. Hayat size ne öğretti başkanım? Şimdi hayat, evet. Ankara'ya gitmişiz. Evet. Babamın 5-6 tane, benimle beraber 7 tane çocuğu var. Öyle bizim cebimize çok harçlık koymamıştır. Yokluk biz tabii yani. Ki tabii o yoklukla gitmişiz. Ama ben yazları, bu 3 aylık yaz sezonunda muhakkak kimi arkadaşım köylerine giderdi. Biz ya gazoz satardık, ya su satardık. Ya da işte böyle kendimizi işte o stadın önünde stad yakın olunca kalabalık grup geliyor. O tür şeyleri satardık. İşte para kazanalım da annemize babamıza yük olmayalım. Doğru. Biz burada hayatın yani feleğin çemberinden geçmiş. Zaten onu sıkıntıları görmeyen kolay kolay okur ama farklı yerlere gelemiyor. Ama bir bakın hakikaten yani Allah devletimize zeval vermesin. Biz devletin iyi noktalarında bu görevi yaptık. Yani biz de o sıkıntıları çekerek oraya geldiğimizde israfın ne olduğunu, insanların haklarının ne olduğunu ve tasarrufun ne olduğunu orada öğrendik. Ya o ben hep çocuklarıma anlattığımda ya baba sen hikayemi anlatın. Yok, gerçek de budur. Doğru. Ama gençlerimiz okusunlar, okusunlar. Annesine babasına yük olmasınlar. Tabii ki mecbur yük olacaktır. O da anne babanın işte askerlik, evlendirme ve anne babasını üzmesin. Hayat öyle hızlı bir geçiyor ki bakıyorsun ki ummadığın anda hayat bitiyor ve maalesef acılar bırakıyor. O yüzden ben tabii hayat bana Allah'a şükür. Yani 45 yıl devlete hizmet ettim. 45 yıl tabii, yani. 45 yıl. 2 yıl da böyle bu Elazığ'da o zaman bizim DSİ'de çalışmışım. Böyle 6'şer aylık, 3'er aylık. Yani 47 yıl devlete hizmetim olmuş. Bu her insan bu kadar şey yapamaz. Tabii. Niye? Bu 45 yılın da en az 25-30 yılı veya 40 yılı idarecilikte geçmiştir. Doğru. Başkanım çok teşekkür ederim. Son olarak ekleyeceğiniz var mı başkanım? Evet. Zeki Bey, özellikle... Güzel bir sohbet oldu. Keyifli bir sohbet oldu. Evet, özellikle sizleri görmek istemiştim. Ya bu sohbetin de çok güzel olduğunu Kanal Fırat ailesine, ben de bir yayıncı olarak arkadaşların, teknik personelin, yani buradaki sadece biz konuşuyoruz ama bunun arkasında çok ekmek yiyen insanlar var ve çok uğraşan insanlarımız var. Ve onlara teşekkür ediyorum. Sizin Kanal Fırat'ın Yasemin Hanım'a özellikle çok teşekkür ederim. Yasemin Hanım bizim her türlü konuda bize peynirli ekmeğimizde, iftar yemeğine hep destek olan insanlardır. Tabii bunu diğerlerde yapıyor. Mesela tabii, bir hakikaten sizin... Yani vakfada yardım var, tabii ki, tabii ki. Yani hiçbir zaman için biz gittiğimizde bize yok dememiştik. Ama İslam sağlıyor. Tabii ama biz bu kalem 1 lirasa biz 1 lira istemişiz. Doğru. Hatta kendisi 3 lira, 5 lira. Hayır yok. Bizim ihtiyacımız, bizim karşılayacak budur. Doğru. O yüzden Kanal Fırat ailesine de teşekkür ediyorum. Sizlere de, arkadaşlara da bizi konuk ettiğiniz için bir nebze de olsa derneğimizin faaliyetlerini, işte
ülkenin ve Elazığ'ın konularla ilgili sürçülisan etkili affola biz görevimizi yapıyoruz. Biz gönül insanıyız. Evet. Biz herkese kapımız açıktır. Onun için Ankara'da Elazığ Kültür Derneği var. Orası bir evinizdir. Her türlü konuda biz hemşerilerimize, dostlarımıza hizmet etmeye varız. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık başkanım. Sağ olun. Sevgili seyirciler, gündem programın bu akşamı konu Ankara Elazığ Kültür Derneği Genel Başkanı Sayın Mehmet Ergün'dü. Kendisiyle güzel bir sohbet ettik. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Başka programlarda buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler.